namazda rükûya varıyoruz, kalkıyoruz ve secdeye gidiyoruz. Bizden evvelki inanç sistemlerinde rükû olayı yoktur. Onlar ayakta dururlar, okuyacaklarını okurlar, ondan sonra da secdeye giderler. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselam bize namazı öğretirken namazda bir de rükû bölümünü bildiriyor. Şimdi ayakta dururken bir direkt olarak secdeye gitmek var. Beyne bir anda kanın hücum etmesi söz konusu. Bir de bir ara devre, yani bir bel bükümü yere 90 derece olmak suretiyle belli bir oranda beyinden beyne kan gelmesi, sonra doğrulması, beynin buna adapte olması, alışması ve sonra ikinci aşamada secdeye gidilmek suretiyle yeniden o kanı alması, sonra tekrar arada oturulması, kanın yukarıdan aşağı boşalacak kadarlık bir ara verilmesi, sonra ikinci defa secdeye gidilmesi oluyor. Tabii bu beynin enerji girdisini temine matuf bir şekil, bir hareket. Ama bir de burada önemli olan esas ana nokta var. Şimdi namaz esası itibariyle zikirdir. Zikir belli manaların, belli kelimelerin beyinde tekrar edilmesidir. Bu belli kelimelerin, belli manaların beyinde tekrarı sırasında da beyinde bu olayın daha güçlü şekilde oluşturulması ve bu manaların mikrodalga enerjiye çevrilerek ruha yüklenmesi söz konusu olduğunda da bunun için kanın daha fazla beyne gitmesi gerekiyor. İşte bu da rükû ve secdedeki başı öne eğmelerle meydana getiriliyor. Bu anlattıklarımdan ibaret değil namaz. Ben namazın sadece bir yönündeki bazı özelliklerinden bahsediyorum. Sakın ola ki namaz bundan ibaretmiş, işte öyleyse ben jimnastik yapayım, aynı hareketleri yaparım, benim beynime kan gider değil olay. Orada okunan şeyler önemli. Şimdi zikir dediğimiz zaman ne oluyor zikir? Beyinde belli kelimeleri tekrar ediyorsunuz. Belli bir hücre grubu arasında belli bir biyoelektrik enerji dolaşımı meydana geliyor. Ve bu tekrarlar neticesinde burada üretilen bu biyoelektrik enerji diğer hücrelere yayılıyor sinapslar aracılığıyla. Ve dolayısıyla atıl duran beyindeki hücreler de bu kapasiteye ekleniyor. Ve böylece daha fazla bir enerji üretimi temin ediliyor. Bu arada da tabii o kelimelerin manaları istikametinde o hücreler programlanıyor. Şimdi aslında namazı anlamak için önce beyni çok iyi anlamak lazım. Ben bir beyin uzmanı değilim. Eğer hata edersem bağışlayın. Öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla kendi halimde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bizim beynimizde bu bilgiler havadan gelmiyor. Yukarıdan gelip de yazılmıyor bir kalemle. Nasıl olmuş? Ta çocukluktan başlıyor. Biz bir nesneye dokunuyoruz. Bu nesneden gelen bir sıcaklık diyelim, sinir sisteminden geçerek beyne ulaşıyor. Ve bu eğer oradaki sinir sistemini, sinirleri acıtıyorsa, uf diyoruz, acı diyoruz, yaktı diyoruz. Bu uf, acı, yaktığı da bize yanımızdakiler telkin ediyor. Ve bu telkin de beyne giriyor. Yazılıyor. Yani hücreleri programlıyor o manada. Biz ikinci defa bir sıcağa dokunduğumuz zaman otomatik olarak yaktı diyoruz. Uf diyoruz, acıdı diyoruz. Şimdi bunun gibi bütün olaylar yaşandıkça beyne kaydoluyor. Beyinde bu kaydolan veriler istikametinde yeni veriler geldiği zaman beyin o daha evvelki kayıtlara istinaden onları çözüyor ve biz belli değer yargılarını oluşturuyor. Bizde belli değer yargıları oluşuyor. Yani buna bir nevi şartlandırılma da denebiliyor. Şimdi biz
belli konularda şartlanıyoruz. Belli değer yargıları ediniyoruz. Bu şartlanmalar ve değer yargılara uygun yeni veriler geldikçe mutlu oluyoruz. Bunlara ters verilerle karşılaştığımız zaman da problemlerle karşılaşıyoruz. Karşımıza bir yığın sorunlar çıkıyor. Bu ayrı bir konu, ayrı bir dal. Ona bugün girmeyeyim çünkü namaz olayından girdik. Olayı başka yerlere kaydıracağız. Şimdi namazda belli kelimelerin tekrarı. Yani mesela diyelim ki bir İhlas suresini okuyoruz. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ahad dedik. Şimdi bunu devamlı namazlarda tekrar ediyoruz. Bu tekrarlar neticesinde beynimizde bu İhlas suresinin manasının oluşması isteniyor. Namazda biz bunu Arapça orijinaliyle okuyoruz fakat namaz dışında da bunun manasını, anlamını anlamak zorundayız. Çünkü esas önemli olan burada bunun manasını algılayarak düşünce dünyamızı geliştirmek, ufkumuzu açmak, yaşamın derinliğine girebilmek. Derinliğine girebilmek niye? Çünkü İhlas suresi Kur'an'da Allah'ı anlatan en mükemmel, en geniş kapsamlı sure. Allah'ın sonsuzluğunu, sınırsızlığını ve Allah'ın varlığı dışında başka bir varlıktan söz edilemeyeceğini anlatan sure İhlas suresi. Onun için İhlas suresini anlamak Kur'an'da başlı başına bir olay. Başlı başına önemli bir husus. Onun için de peygamber diyor ki 3 İhlas bir hatim değerindedir diyor. Yani Kur'an'ın ana nüvesi, özü İhlas'ta mevcut. Çünkü Kur'an'ın geliş ana gayelerinden en başlıcası evvela Allah ismiyle işaret edilen varlığın ne olduğunu insana fark ettirmek. Biz bunu devamlı okudukça bu İhlas suresinin bir yandan enerjisi beyinde üretilerek ruha yüklenirken, böylece insanın ruhunun nuru artarken, insan nurlu bir hale gelirken, öbür yandan da bu manaya yönelik beyinde hücre kapasitesinin artması neticesinde insanın İhlas suresinin manasını anlama yolu açılıyor. Şimdi bu bunun yanı sıra, bu okumanın yanı sıra mesela rükuda ve tesbihte, secdede yapılan tesbihler söz konusu. İlla Sübhane Rabbiyel Azim demeniz veya İlla Sübhane Rabbiyel Ala demeniz şart değil. Orada başka tesbihler de yapılabilir. Ama en kolayı bu olduğu için bu şekilde anlatıla gelmiş ve herkes de illa olay budur zannetmeye başlamış. Siz Sübhanallah ve bihamdi dersiniz. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dersiniz. Veya başka tesbihler de söyleyebilirsiniz. Şimdi önemli olan bu tesbihlerin her biri Allah'ın çeşitli özelliklerini, vasıflarını anlatıyor. Siz bu tesbihatı yaptığınız zaman beyninizde böyle bir kapasite oluşuyor. Yarın eğer bu işi bilen birine de rastlarsanız, o size bu manaları anlatırsa, bunu son derece kolaylıkla algılayıp, anlayıp idrak edebilme şansına sahipsiniz. İşte namazda, gerek secdede ve gerekse rükuda yapılan bu tesbihatın faydası bu. Ve burada önemli bir husus var. Secdede kulla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Secdede yapılan dualar çok tesirlidir deniyor. Niye acaba? İsterseniz buna da bundan sonra devam edelim. İyi akşamlar.